Çalış kızım, çalış. Tıp kazanacak benim kızım. Ya sokma şöyle şeyler çocuğun kafasına ya. Babası gibi kimyager olacak benim prensesim. Ne kimyageri be? Senin gibi her gün bir taraflarını mı yaksın benim Ya anne ne yakması ya? Gül gibi işim var işte. torunum? Ya sen daha birkaç ay önce eline asit döküp yapmadın mı? Anne abartma, basit bir iş kazasıydı o. Canım burada annen haklı. Her ay bir yanık bir yarayla geliyorsun. Ya bence... Yavrum dur bir. Ben diyorum işte amcası gibi mühendis olsun. Hem kafası rahat olur, hem iyi de bir maaşı olur. Ya benim gibi doktor olsun kızım. Doktorluğun da iyi bir maaşı var. Orada da kafası rahat eder. Kızım sen fazla hayal kuruyorsun. Benim torunumun kan korkusunu aşması, Everest dağını aşmaktan daha imkansız. Geçen azıcık parmağı kanadı diye korkudan çığlık çığlığa bağırdı. Ciyak ciyak öttü. Annem doğru söylüyor. Kızımızın ileri seviye kan korkusu var. Benim istediğim... Dur bir evladım. Ne var yani kan korkusu varsa göre göre alışacak. Alışana kadar da hastanelik olacak. Oğlum, ilk defa doğru bir şey söyledin. Ben diyorum işte, benim prensesin babasının izini takip etsin. Senin gibi kimyager ol, senin izini takip edip karpuz gibi patlasın mı? Anne ne alaka ya? Ne demek ne alaka? Sınava girip kimyager olacaksa hiç girmesin daha iyi. Ben de kızımızın kimyager olmasını istemiyorum. Çünkü orada her ne oluyorsa hep bir iş kazası yaşıyorsun. 2 yıl önce bir deneyde yüzünün yarısı yanmıştı. Komşuların hiçbiri tanımamıştı seni. Ama çok abartıyorsunuz. Kızım sen dinleme onları. Baban arkanda. Benim ballılık mı? Sen eğer babanı dinlersen vallahi de billahi de hakkımı helal etmez. Sen mühendis olacaksın. Anne neler söylüyorsun böyle? Tövbe de. Kimyager olursa ben de hakkımı helal etmem. Ama çocuğun üzerinde baskı kuruyorsunuz, baskı oluşturuyorsunuz. Kızım sen dinleme onları. Siz de yapmayın böyle lütfen. Aslında... Dur bir kızım. Tamam, kimyager olmasını istemiyorum ama mühendis de olmasın. niyeymiş? Ya doktorluk dururken niye mühendis olsun ki? Çünkü 40 sene oyalanacak, iş bulamayacak. İş bulunca da kan korkusu yüzünden işini yapamayacak. Kızım sen dinleme babaanneni. Gerekirse kan korkusunu beraber yeneriz. Yeter ki sen iste. Anne ya istemiyorsam. Biliyordum işte, biliyordum. Mühendis olacak benim torunum. Zaten içime doğmuştu. Aferin benim ballı lokma. Biricik torunum, sen bir numaralı mühendis olacaksın. Babaanne, ben mühendis olmak istediğimi demedim ki. Biliyordum kızım, biliyordum. Kimyager olacak. Babası gibi kimyager olacak benim kızım. Babasının izini takip edecek. Aslan kızım. Baba, ben kimyager de olmayacağım. Be kızım, sen ne olacaksın? Ben aşçı olacağım. Yemek yapmaktan çok zevk alıyorum. Ama size ne zaman aşçı olacağım desem, beni umursamadan geçiştirirdiniz. He, kızım olursun derdiniz. He kızım ha, aşçı olursun ha. Ya baba, halam hala mı ya? Ben siz istemiyorsunuz diye olmayacağım. Ay sinirlerim bozuldu. Kararlarıma saygı duymanız gerekiyor. Bu benim hayatım. Çok haklısın kızım. Sana sormadan senin hakkında karar almamalıydık. Anan doğru söyler. Hem aşçılık da hoş meslek. Kimyager olmadan ne olursan ol.
Beni anlamanız beni çok mutlu etti. Hepinizi çok seviyorum. Kızım, bir tanem, prensesim, biz de seni çok seviyoruz. Ama kimyagerliği bir daha mı düşünsen acaba? Baba. Fikret. Fikret. Tamam ya, tamam. Bir şey demedim. Ne istersen gönlünden ne gelirse o mesleği yap kızım. Aslan babam.